Herkese yeniden merhaba. Bugün yalnız değilim, yanımda bir konuğum var. Artık kanalım o kadar büyüdü ki konuk almaya başladım. Şaka bir yana bugün birazcık Pinokyo'nun hikayesinden bahsedeceğim. O yüzden videoma böyle bir giriş yapmak istedim. Pinokyo'nun hikayesini hepimiz muhakkak çocukluğumuzda okumuşuzdur ve hepimiz biliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Pinokyo deyince aklımıza ilk gelen şey onun tahtadan yapılmış bir çocuk olduğu ve yalan söyleyince burnun uzadığı. Fakat bugün bundan bahsetmeyeceğiz. Ben hep birlikte bugün Pinokyo'nun hikayesine farklı bir bakış açısıyla bakalım istiyorum. Pinokyo'nun hikayesinden öğrenebileceğimiz daha farklı şeyler olabilir mi? Gelin bugün birazcık bu konu üzerine düşünelim. Pinokyo aslında sadece tahtadan yapılmış bir çocuk ve yalan söyleyince burnu uzayan bir karakter değildi. Pinokyo'nun asıl olayı insan olmak istemesiydi. İnsan olmak onu tamamıyla ele geçiren büyük bir istekti. Ve bu istekle birlikte Pinokyo hikayenin sonunda aşama geçirmiş, adeta bir sınıf atlamış ve eşyalıktan insanlığa yükselmiş. Üstün Dökmen'in bu Küçük Şeyler isimli kitabında Pinokyo'nun hikayesinden daha fazla ne öğrenebiliriz diye bir başlık var. Ben bu başlıktan yola çıkarak aslında bu videomun konusunu oluşturdum. Üstün Dökmen kitabında şu soruyu soruyor. Pinokyo gibi türlü aşamalardan geçip istediğimiz o mertebeye ulaşmaya hazır mıyız? Aslında bugünkü videomun konusu verimlilik üzerine olacaktı. Fakat verimli bir hayat geçirmenin en önemli yolu insanın nereye ulaşacağı konusunda hemfikir olması. Yani aslında gideceğimiz yolu net bir şekilde belirleyebilirsek, hayattaki nedenimizi bulursak, kendimizi iyi tanırsak verimli bir hayatın kapıları zaten açılmış olacaktır. Geri kalan her şey aslında teknik birer meseleden ibaret olacaktır. O nedenle bugün Pinokyo'nun bu hikayesiyle başlamak istedim. Medium platformunda yaklaşık 5 yıldır yazılar yazıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Medium bir kişisel blog sitesi. İsterseniz diğer videolarda merak edenleriniz olursa Medium üzerine de bir şeyler konuşabiliriz. Benim Medium'da en son yayınladığım yazının başlığı kendini fethetmekti. Kendini fethetmekle neyi kastediyorum burada? Aslında kendini bilmek noktasından yola çıkıyorum. Hayatımızı verimli bir şekilde yaşamak, iyi bir zaman yönetimine sahip olmak isterken bu konuların hepsinin çok çalışmakla ilgili olduğunu düşünürüz çoğu zaman. Ya da işte internette gördüğümüz zaman yönetimi üzerine hazırlanmış tekniklerden birini hayatımıza entegre etmekle ilgili olduğunu düşünürüz. Fakat gerçekte bence durum öyle değil. İnsan kendiyle ilgili problemlerini çözemediği zaman o internette yazan teknikleri hayatına ne kadar uygulamaya çalışsa da sonunda dönüp dolaşıp başladığı noktaya bence geri dönüyor. Ben de kendi hayatımda bunu çoğu kez fark ettim. Yani ilk etapta kişi kendiyle ilgili problemleri aşmalı ki hayatına yön verebilsin, hayatını verimli bir şekilde devam ettirebilsin. Tam da bu noktada YouTube'da psikolog Cem Gümüş'ü takip ediyorum ben. Onun bir shorts videosunda kendilik yönetiminden bahsediyor. Diyor ki aslında zaman yönetimi diye bir şey yoktur. Kendilik yönetimi denilen bir şey vardır. Kendilik yönetimi ya da kendilik algısı dediğimizde buradan ne kastediyoruz? Bunu bir açıklamamız gerekiyor. Videonun bu konusunu oluştururken kavram üzerine çeşitli makaleler okuma fırsatı buldum. Kendilik algısı kişinin kendisini dışarıdan nasıl gördüğüyle ilgili bir konudur. Yani birey kendisini nasıl tanımlıyor? Siz kendinizi tanımlarken nasıl birisiniz üzerine düşünürken kullandığınız tüm sıfatlar, tüm cümleler, tüm kelimeler sizin kendilik algınızı oluşturuyor. Bu noktada tüm bu kişinin kendisi üzerine geliştirdiği duygu ve düşünceler de aslında özgüveni meydana getiriyor. Yani bence aslında verimsiz bir hayat geçiriyor olmamız ya da istediğimiz şeylere bir türlü ulaşamamamızın altında yatan temel neden bu kendilik algısı, kendimize nasıl baktığımız konusu aslında. Biraz bunun üzerine durup düşünmemiz gerekiyor. Pinokyo'nun hikayesine dönecek olursak, Pinokyo belirlediği o amaca ulaşabileceği noktasında bir kendilik algısı geliştirmiş. Yani ulaşmak istediği o hedef ne kadar imkansız gibi görünse de ona ulaşabileceği, kendini aşabileceği noktasında bir kendine güveni söz konusu. Bu nedenle de hikayenin sonunda o hedefine de ulaşabiliyor Pinokyo. Aslında bu noktada kendilik algısı kavramıyla Pinokyo'nun hikayesini de özdeşleştirebiliriz diye düşünüyorum.
Yazar Laura Vanderkam 2016 yılında yaptığı bir TED konuşmasında şöyle söylüyor. Herkes istediği hayatı yaşayabilmek için boş zamanlarını nasıl yönetmesi gerektiği üzerine konuşup düşünüyor. Fakat bence ilk önce istediğimiz hayatı yaratırız. Ardından zaten boş zamanlar artar. Merak edenler için TED konuşmasının ismi How to Gain Control of Your Free Time. Bu TED konuşması da aslında bizim bahsettiğimiz temel noktaya geliyor. Bir şekilde işte boş zamanlarımızı verimli değerlendirelim, hayatımızı bir düzene koyalım, zaman yönetimi stratejilerini uygulayalım gibi gibi konulara kafa yorarken aslında temelde kendimize nasıl baktığımız önemli oluyor. Yani kendimizi eğer ki başarısız, beceriksiz gibi olumsuz kelimelerle tanımlarsak ya da kendimize bakış açımız belirlediğimiz o hedefe ulaşamayacağımız yönünde ise tüm bu çabamız bir noktada maalesef ki boşa gidecek. Bu noktada tekrar kendilik yönetimi ya da kendilik algısı kavramına geri dönmek istiyorum. Bu kavramdan aslında öğrenebileceğimiz çok fazla şey var. Psikolog Ruth Kemper bu kavramı şöyle tanımlıyor. Kişi eğer kendi davranışlarını kontrol edebilirse, hangi davranışlarının doğru, hangi davranışlarının yanlış olduğunu görebilir ve sonuçlarını analiz edebilir noktada olursa ve iyi davranışlarının sonucunda kendini ödüllendirebiliyorsa bu kişi kendilik yönetimine sahiptir. Aslında kısaca böyle açıklayabiliriz. Hayatımızın iplerinin kendi elimizde olduğunu görebildiğimiz noktada davranışlarımızın sonuçlarını çok daha iyi bir şekilde değerlendirebiliriz. Bu noktada tabii ki de bahsettiğimiz şeyin ağızdan çıktığı kadar kolay olmadığının farkındayım. Örneğin ben de bir beyaz yakalıyım ve gerçekten hayatımda yapmayı sevdiğim şeyler ve yapmak zorunda olduğum şeyler arasında denge kurmakta çoğu zaman zorlanıyorum. İşte sabah 8, akşam 5 bir işte çalışan kişi için aslında zaman çok daha kısıtlı olabilir hayallerini gerçekleştirebilmesi için. Fakat kendilik algısı da, kendilik yönetimi de aslında bu konuya temas ediyor. Bize verilen 24 saatlik bir zaman dilimi var. Gerçekten kendilik yönetimini uygulayabilen insanlar bize verilen bu 24 saatlik zaman dilimini değiştiremeyeceğini bilir. Yani bunu daha da çoğaltamayız. Bize 24 saatlik bir zaman dilimi verilmiştir ve biz bu zaman diliminde yaptığımız seçimlerle aslında zamanımızı tüketiyoruz. Bunun farkına ve bilincine varmak bu noktada çok değerli. Yani aslında Pinokyo olmakla sıradan bir tahtadan oyuncak olmak arasındaki seçim tamamen bizim elimizde. İlk önce ne olmak istediğimize karar vermemiz gerekiyor. Sıradan tahta bir oyuncak mı olacağız yoksa Pinokyo olmayı mı tercih edeceğiz? Bunun üzerine bir kafa yormamız ve motivasyonumuzu bu düşünce üzerine kurmamız gerekiyor bence. Kendilik algısı, kendilik yönetimi kavramı bence bu nedenle çok çok önemli. Yani aslında nereye gideceği noktasında emin olan bir kişi eğer ki kendine güveni de varsa zaman yönetimini çok kolay bir şekilde hayatına entegre edebilir. Zamanımızı yönetemediğimiz noktalarda ya da hayatımızı verimsiz bir şekilde tüketiyoruz gibi hissettiğimiz noktalarda kurban psikolojisiyle hareket edip kendimizi suçlamak yerine hayatımızdaki küçük anları, küçük zaman dilimlerini nasıl değerlendirebiliriz diye düşünmek bence çok daha faydalı olacaktır. Videomu en başta söylediğim Laura Vanderkam'ın TED konuşmasında yaptığı bir cümleyle bitirmek istiyorum. Her şey kişinin kendi hayatına, kendi zamanına uzaktan bakıp iyi aktiviteler, kendisine iyi gelebilecek şeyleri hangi zaman diliminde yerleştirebileceğini görmekle ilgili bir meseledir. Çok meşgul olsak bile önemli şeyler için vaktimiz var. Eğer ki neyin önemli olduğuna gerçekten dikkatli bir şekilde odaklanabilirsek, istediğimiz bu hayatı sahip olduğumuz zaman içinde kurabiliriz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer konu önerileriniz olursa onları da yorumlara lütfen yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.